istiyorsan. Elazığ ortalamasına baktığımız zaman kovan başına kilogram 12 kilogramda olması gerekirken verim ortalaması. Türkiye geneline baktığımız zaman ise bu ortalama 15 kilogramda seyrediyor. Geçen yıl bizler bu bölgede Elazığ coğrafyasında 4 ile 6 kilogram civarında kovan başına bir verim elde ettik. Bunun da bölgedeki rekolteye yansıması ortalama 500 ton civarındaydı. Bu yılda yine bizler şu anda bal sağım sezonuna girdik. Özellikle bir yılın umudunu, ümidini arıcılarımız şu anda sağımına başladı. Geçen yıldan bir farkı yok. Geçen yıl nasıl kötü geçtiyse bu sene de maalesef olumsuzluklar neticesinde sağımdan çok beklentimiz söz konusu değil. Özellikle kış ayında gerçekten güzel bir kış mevsimi yaşamıştık. Arıcılık sektörü açısından çok olumlu gelişmeydi bizim açımızdan. Bahar ayı da gerçekten güzel gelişti. Ve bahar ayında arıcılarımızın mevcut yetiştirme kolonilerini bal sezonuna yetiştirme noktasında hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Ancak geldiğimiz şu noktada bal hasadı noktasında maalesef umduğumuzu bulamadık. Şu anda bölgede bal hasadı başladı. Arıcılarımız hasadını yapmak üzereler. Bizlerin sahada almış olduğu bilgi neticesinde bölgemizde bu sene takriben geçen yıla paralel bir verim olduğunu görmekteyiz. Ortalama kovan başına 6 ila 8 kilogram bir verim ve rekolte olarak da yaklaşık 500 ile 600 ton civarında bu bölgede bal eldesi gerçekleştireceğiz. Özellikle bu noktaya gelmesinde baktığımız zaman küresel ısınmanın iklim değişikliği üzerindeki etkisini arıcılarımız yaşamakta. Çünkü arıcılık dediğimiz zaman doğayla temaslı bir meslek. Özellikle arıcı ne kadar mücadele verirse versin, ne kadar emeğini işin içerisine katarsa katsın %75 doğanın bir etkisi söz konusudur. Özellikle doğadaki bitkinin nektar vermesi için bütün şartların olgunlaşması lazım. Buna baktığımız zaman bu bölgedeki bal deposuna, bal şeyine baktığımız zaman, bitkisine baktığımız zaman endemik bir bitki üzerine yoğunlaşmış. Ve bu bitkinin de bu bölgede yıllar kadim bir meslek ve bu bölgede yıllarca bal hasadını bu endemik bitkilerden sağlamışlar. Ve adaptasyon sorunu şu anda yaşanmakta. Özellikle yıllarca bu endemik bitkilerden arıcılarımız bu bölgede sorunsuz bir şekilde verim alırken ama maalesef son yıllarda ürün eldesinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Küresel ısınma dediğimiz beraberinde getirdiği iklim değişikliği meteorolojide oluşan ekstrem olayların hepsini içine katmakta. Özellikle zamansız esen rüzgarlar, ani yağışlar ve aşırı sıcaklar bunlar doğadaki bitki örtüsü üzerinde çok olumsuz yansıması olmaktadır. Arı ne kadar iyi olursa olsun balın geldiği kaynak bitki. Sağım sezonu başladı. Bu sezon ilkbahar mevsimi çok iyi geçiyordu. Arıcılar olarak bizler hepimiz çok umutluyduk. Son yılların en iyi senesi olarak bakılıyordu. Ama ilkbahar dönemi, ben arıcılık yaptığım süre içerisinde 25 yılın en iyi ilkbaharını yaşadık. Ama bal sezonuna gelince daha yaylaya çıktığımızda tam tersi oldu. 25 senenin en kötü bal sezonu olarak geçti. İlkbaharda arı ne yapmışsa, ne kadar bal getmişse onunla yetindi. Ama sezonun başında bir yağmur dolu yağınca kevençeğini o zaman yıkadı. Büyük bir zarar verdi. O zarar sonucunda da kevençeğinden, diğer bitki örtüsünden arı bir şey alamadı. O beklentiye göre biz dedik bu sene bir rekor kırarız. Yani 25 senenin en iyi senesi olur diye herkes o umutla beklerken bir ters köşe oldu. Hava, iklim koşulları, tabii Allah'ın takdiri. O ne dilerse o olur. Demek bu kadar nasibimiz. Bunu bize layık gördü. Sezon bu şekil sonuçlandı.